Yatırım bülteninden herkese günaydın. Ben Gizem Uzuner. Genç Türk başlarken her zaman olduğu gibi piyasalara açılmadan önce bilinmesi gereken 5 maddeyle hızlıca yatırım bültenine başlıyoruz. Bugün hem akışımız çok yoğun hem de bilanço dönemi bu hafta çok yoğun olacak. O yüzden hepsine detaylıca bakmak için hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Güçlü ABD istihdamı sonrası Fed'den varlık alımlarının azaltılması sesleri yükselmeye başladı. Daha önceki hafta bahsetmiştik. Bu hafta birçok Fed üyesinin konuşması bulunuyor takvimde. Ve ilk konuşanlarda özellikle varlık alımlarının azaltılması yönünde şahince açıklamalarda bulundular. Bu açıklamaların detaylarına az sonra bakacağız. İkinci başlığımız ABD altyapı yasasında kripto para birimi endüstrisinin istediği değişiklikler yapılmadı. Amerika'da 550 milyar dolarlık altyapı harcama paketinin Senato oylamasından bugün geçmesi bekleniyor. Paketin içinde 110 milyar dolarlık yol, köprü ve bina harcamasının yanı sıra 66 milyar dolarlık demiryolu ulaşım harcaması öngörülüyor. Ancak paket son günlerde eklenilmeye çalışan kripto para birimi düzenlemeleriyle özellikle gündeme gelmişti. Kripto endüstrisinin madenci ve yazılım geliştiricileri gibi kurumların ABD vergi dairesi IRS'e vergi raporlaması yapmasını öngören yasanın dilinde yumuşatma talebi reddedildi. Dolayısıyla bu geçip geçmeyeceğini bugün itibariyle mevcut haliyle takip edeceğiz. Dediğim gibi kripto paralara dair de bazı yasalar olduğu için bu paketin geçip geçmemesi kripto para birimindeki fiyatlamaları etkileyebilir. Bu açıdan da önemli. Üçüncü başlığımız Delta varyantının son seyrine dair. Delta varyantının etkisiyle Amerika'da haftalık vaka sayısı Şubat zirvesine ulaşmış vaziyette. Az sonra bütün özellikle gelişmiş ülkelerde son durumu da aktaracağız. Altının 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönde kesti. Ve neredeyse 4 ayın dip seviyelerinde altında dengelenme çabası gözlenmekte. Sebeplerine de az sonra bakacağız. Ve son başlığımız petrolde 3 haftanın dibinden bir dönüş yaşanıyor. Özellikle bunu bugün halka açık şirketlere nasıl bir etkisi olabilir Türk şirketlerine, buna da bir ayrı bakacağız. Geçelim buradan veri gündemine bakalım. Neleri takip ediyoruz bugün itibariyle? Japonya'nın cari dengesi geldi. Bugün Türkiye işsizlik rakamları açıklanacak. Yine saat 10'da Türkiye kümes ve süt ürünleri istatistikleri yayınlanacak. Saat 12'de Almanya'nın ZÜV endeksi Ağustos verileri açıklanacak. Saat 15.30'da Amerika'dan tarım dışı üretkenlik rakamları gelecek ikinci çeyreğe ait. Dolayısıyla veri takvimimizde bizim bugüne dair yurt içindeki en önemli gündem maddemiz hane halkı, iş gücü, istatistikleri. Bunun haricinde küresel piyasaları doğrudan doğruya etkileyebilecek en önemli gelişme Senato'dan geçmesi beklenen yasa tasarısı. Bunun da küresel iştahı etkileme ihtimali var diyelim ve grafiklere dönelim. Şimdi burada özellikle Delta varyantında vaka sayılarındaki artış gündeme gelmiş vaziyette. Amerika'da hızlı etkisini gösteriyor. Vaka sayılarında artış var. Can kayıplarında yeni zirveler görünüyor. Ve haftalık vaka sayısının ABD'de 760 bini aşmış vaziyette olduğunu ve en yüksek haftalık vaka sayılarına ulaştığını görmekteyiz. Can kaybı da yine aynı dönemde %49'luk artışla birlikte 3486 oldu. Ve Aralık ayından bu yana en yüksek can kayıplarındaki haftalık bazda artışa böylece şahit olduk. Buna karşın zorunlu aşılamaya yönelik de dünyada uygulamaların arttığını görmekteyiz. Son olarak Pentagon ABD askerlerine aşı zorunluluğu getirmeyi planladığını açıkladı. Asya'nın en önemli finans merkezlerinden Singapur nüfusunun %70'inin tam aşılandığını duyurmuş vaziyette ve ülke Eylül başında %80 aşılama oranına ulaştıktan sonra bazı sert tedbirleri mevcut durumda yumuşatmayı da planladığı basına yansıyan haberler arasında yer aldı. Türkiye'ye dair son verilere baktığımızda 245.253 test ile 23.731 yeni vaka tespit edildi. 117 can kaybı yaşandı. Ekrana getirdiğim grafikte ise kümülatif vaka sayılarını görmekteyiz. Yani salgının başından itibaren vaka sayılarındaki değişimi görmekteyiz. Burada özellikle maviyle gösterdiğim Amerika kısmına dikkat etmek istiyorum. Bir de kırmızıyla gösterdiğim Avrupa'ya dikkat etmek lazım. Çünkü özellikle Delta varyantı endişesi ve sayılara yansımasına baktığımızda son dönemde burada bir hareketlik var. Hem Amerika tarafında hem de Avrupa tarafında Delta varyantı vaka sayılarının belirgin bir biçimde artmasına sebep oluyor. Dolayısıyla yeni bir COVID-19 endişesi doğuyor piyasalarda. Bunun da özellikle altını çizmek gerekiyor. Geçelim buradan piyasalar tarafına bakalım. Neleri takip ediyoruz? Nasıl bir fiyatlama var? Dün Avrupa tarafında karışık bir seyir vardı ama çok büyük bir hareket yoktu. Sınırlı primler ve kayıplar vardı. Amerika'da da benzer bir tablo vardı. Dow Jones %0.3
%0,43 eksi de S&P yatay. Nasdaq ise artı %0,16 ile dün günü tamamlamıştı hatırlatmak gerekirse. Bugün Asya'ya bakalım nasıl bir tablo var. Dün Japonya ile Singapur piyasası tatildeydi. Bugün tatilden döndüler. Ekrana canlı grafiğimiz gelecek. Şimdi karışık bir tablo gelecek. Endonezya'nın Jakarta borsası bugün kayıplarda başı çekiyor. %1,3'lük bir kaybı var. Güney Kore Kospi %0,63'lük bir kayba işaret etmekte. Singapur tarafında %0,7 prim görüyoruz. Hindistan'ın Sensex borsasında %0,5. Tayland Set Endeksine %0,5. Hong Kong Hang Seng'de ise %0,78'lik artılar şu an itibariyle söz konusu. Dolayısıyla borsalar şu an açık olanlarda karışık bir tabloyu takip etmekteyiz. Döviz piyasasında ise Hint rupisi, Çin renminbisi dolar karşısında artıda ama kalan para birimlerinin çoğunlukla eksiz olduğu göze çarpmakta. Faiz tablomuz karışık. Japonya, Filipinler, Endonezya, Singapur buralarda faizler yükseliyor. Emtia sınıfı bugün alıcılı. Bununla birlikte ülke risk primleri tablosu ise karışık seyretmekte. Bir de uluslararası sektör ve şirket haberlerine de bakalım aynı zamanda. Ama öncesinde Dubai temsilcimiz Ersoy Erkazancı'ya döneceğiz. Burada etkili olan faktörleri değerlendirmek üzere. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ersoy günaydınlar, hoş geldin yayınımıza. Karışık bir tablo görüyoruz piyasalarda. Etkili olan başlıklar neler? Gizem merhaba. Demin sen de söylüyordun aslında iki tane ana konu var. Delta varyantı ne kadar etkili oluyor? İşte Çin'de tekrar görüldü, Amerika'da vakalar artıyor ve bunun ekonomiye yansımaları piyasaları ne kadar etkileyecek konusu. Bir de Amerika'dan tapering ne zaman gelecek, teşvikler ne zaman geri çekilecek? Bu iki konu şu anda ana gündem olmaya devam ediyor. Bunun etkisiyle dün Amerika'da düşüşler vardı, şu an vadeler eksi de. Asya'da ise karışık bir görüntü var. Yaklaşık bir saat önce Zeynep'le yaptığım görüşmede daha negatif bir hava vardı. Demin ise şu anda ise biraz daha artı bir piyasa görüyorum. Japonya tatilden çok hafif artıyla kapatarak günü tamamladı. Çin sabahleyin hafif eksideydi. Şu an artıyor. Hong Kong artıda. Güney Kore ekside. Endonezya ekside, yani net yön belirtmiyor ama en azından bir saat önceye göre biraz daha olumlu bir hava var diyebilirim. Ama çok fazla habere kışıyor. Yani arada yeni bir haber gelmedi Gizem, Zeynep'le görüşmemizden sonra. Bunun dışında bakıyorum, Birleşmiş Milletler'in raporu dikkatimi çekti. İklim değişikliği ile ilgili kırmızı alarm vermiş insanlık için ve yangınlara o da dikkat çekmiş. Bu dikkatimi çekti. Bitcoin'in 45 binlere tekrar geldiğini görebiliyorum. Ama Asya üzerinde çok fazla haber akışı yok diyebilirim. Demin sen de söyledin, Singapur'daki aşılama oranı dikkat çekiciydi. %70'lere gelmiş durumda. Petrol fiyatlarında dün çok sert dalgalanma oldu. Çok sert düştü ama bu sabaha baktığımda o satışların bir kısmını geri aldı. Yani Delta varyantı etkisiyle düştü ama önümüzdeki ikinci yarı yıla bakarsak da talep tekrar toparlanabilir beklentisi oluştu. Bir de düşüşe sert tepki verdi diyeyim. Şu anda Brent tekrar 69,7 dolarlar seviyesine gelmiş durumda. Orta Doğu ile ilgili bir haberle bitirmek istiyorum. Suudi Arabistan'ın bütçe açığı ikinci çeyrekte 1,2 milyar dolara düştü. Özellikle ikinci çeyrekte petrol fiyatlarının artması Suudi Arabistan'ın bütçesini biraz toparlamasına yardımcı oldu. Gizem. Ersoy, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz tablo ve grafiklerle. Dün özellikle Fed yetkililerinden tapering sesleri geldi dedik ve yeni gelen açıklamalarda kimler ne söyledi diye kısa bir listemiz var. Onu ekrana getirdik. Rafael Bostic diyor ki istihdamda bir ya da iki ay daha güçlü artışlar yaşanması durumunda Fed varlık alımlarını azaltmaya Ekim-Aralık arası dönemde başlayabilir şeklinde şahince bir yorum yaptı. İkinci başlığımız Rosengren'den, varlık alımları yeni istihdam yaratmıyor. Daha çok faize hassas otomobil ve konut
gibi malların fiyatını yükseltiyor diye enflasyon yaratabileceğine ilişkin endişelerini dile getirdi mevcut durumdaki Fed'in para politikasının. Ve son olarak Thomas Barkin, istihdam piyasası için halen zamana ihtiyacı var diyor Fed'in. Dolayısıyla istihdam piyasasında istenen toparlanmanın henüz yaşanmadığı doğrultusunda Fed'in mevcut durumdaki geniş para politikasını devam ettirmesi gerektiğini vurgulayan güvercin bir yorum da son olarak Thomas Barkin'den geldi. Geçelim buradan grafiklerle yine devam edelim. Altın fiyatlarında düşüş meydana gelmişti. Cuma günü açıklanan Amerika'nın istihdam raporunun ardından. Mevcut durumda 4 ayın dip seviyelerinde dengelenme çabası içerisinde. Peki şu ana kadar geldiğimiz noktada altın fiyatlarında bu dalgalı seyir takip ettik ama tahminlere yansıyor mu? Nasıl bir altın beklentisi var? Medyana bakalım. Özellikle bu noktada tahmin veren bütün kurumların medyan tahmini altın fiyatlarının 3. çeyrekte 1850 dolar, ons altın fiyatının 2021'in 4. çeyreğinde 1820 dolara düşüren yönünde bir beklenti yansımış vaziyette terminale. 2022'de ise 1775 dolarlar, 1750 dolarlar telaffuz ediliyor. Dolayısıyla piyasada şu aşamada altında düşüş beklentisi olduğunu görmekteyiz. Geçelim kaldığımız yerden devam edelim buradan. Altın fiyatlarındaki son beklentileri aktardıktan sonra gelişen ülke para birimlerinde bugün tablo satıcılı. Dolar karşısındaki para birimlerinin büyük bir çoğunluğunun gelişen ülkelerde değer kaybettiğini görmekteyiz. Yatay aşağı bir sayı var. Asya ve Latin Amerika para birimleri biraz daha yatay seyrediyor. Kalan para birimleri ise daha çok aşağıda seyretmekte. Türk lirasının yerine baktığımızda ise bugün dolar karşısında yatay olduğunu gözlemlemekteyiz. Geçelim buradan bir de endeksi hatırlayalım. Endekste nasıl bir tablo vardı diye baktığımızda dün %0.15'lik bir kayıp vardı. Sınırlı bir kayıptan bahsediyoruz. İşlem hacmi 13,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün boyunca en yüksek 1443, en düşük ise 1431 puanı gördü zaten. Ve günün sonuna baktığımızda en son 1432 puandan işlemlerin geçtiğini görmekteyiz. Devam edelim buradan açıklanan bilançolar ve şirket haberlerini getirelim ekranımıza. Açıklanan bilançolarda Koza Altın, Arçelik, Erdemir, Vakıfbank, Türk Traktörü gördük. Devam edecek listemiz. Bilanço sezonu çok yoğun bu hafta. Dediğimiz gibi çok fazla bilanço takip ediyoruz. Bunların detaylarının hepsine piyasa masasına gireceğim. Zaten az sonra da konuşacağız. Goodyear, Albaraka Türk, Eczacıbaşı İlaç, Vestel Elektronik, Anadolu İsuzu bilançosunu açıklayan şirketler arasında yer alıyor. Birçok daha şirket var. Hepsini değerlendireceğiz elimizden geldiğince. Ve şirket haberlerine geçelim. Son olarak da onu gündeme getirelim. Vakıfbank yılın ilk yarısında Türkiye bilançosuna 584 milyar TL katkı sağladı. Erdemir grubunun 2021 yılı 6 aylık dönemde ham çelik üretimi bir önceki yıla göre %8 artışla toplamda 4 milyon 503 bin ton olarak gerçekleşti. Ve son olarak Arçelik 2021 yılında bir tekrar alabilirsek o listeyi bitirmemiştik bir kez daha alalım. Şirket haberlerinin son sayfasını da ekrana getireceğiz. Bu arada Arçelik bilançosunu beklentileri karşıladı ama bilançoda sürpriz yok. Erdemir bilançosu iyi geldi. Kısaca onları da arkadaşlarımız ekrana getirene kadar söyleyelim. Arçelik 2021 yılında bir kez daha rica edeceğim arkadaşlarımdan bir saniye verirlerse bana Arçelik'i de son olarak aktaralım. Erdemir bilançosunun iyi geldiğini söyledik. Arçelik 2021 yılında ciroda Türk lirası bazında yaklaşık %50 konsolide büyümeyi hedefliyor. Bu notu da aktaralım. Geçelim bir sonraki sayfaya şimdi bakabiliriz. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Vakıfbank tekrar aynı listeyi verdiler. Bir sonraki tablodan yine ben notlarımdan aynı şekilde devam edeyim. Getirdiler zaten. Türk Traktör 2021 yılında yatırım harcamalarının 250 ila 320 milyon TL aralığında olmasını bekliyor. Anadolu İsuzu'nun Ocak-Haziran döneminde net satışları yıllık %107 artarak 873 milyon TL oldu. Ve son olarak İNG Türkiye ilk yarıda 47.3 milyar TL tutarında kredi büyüklüğüyle ekonomiyi destekledi. Bu başlıkları aktardık. Bir de bugün önemli bir gündem maddesi var. Onu da değerlendireceğiz. Resmi gazetede sigortacılık sektörünü etkileyen, ilgilendiren bir yönetmelik vardı. Onu değerlendirmek üzere TOB Türkiye Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut bizlerle birlikte olacak. Levent Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Size de iyi bir gün, iyi bir yayın diliyorum şimdiden. Şimdi resmi gazetede yayınlanan sigortacılıkta tahkime ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği konuşmak üzere birlikteyiz. Bu yönetmelikte ne gibi değişiklikler var? Sigortacılık sektörünü, sigortacılık şirketlerine sizce nasıl etkileyecek? Şimdi tabii tahkim kurulu yeni bir kurul değil. Tahkim kurulu epeydir 5684 sayılı yasayla beraber kurulmuş, şu anda Türkiye'de faaliyette bulunan ve önemli işlevleri olan bir kurum. Biliyorsunuz 40 bin liraya kadar uyuşmazlıklarda
direkt verdiği karar bağlayıcı. 40 bin lira aşan kararlarda vermiş olduğu, 40 bin lira aşanlarda ise vermiş olduğu kararlar bir üst mahkemeye bağlı olarak değişkenlik arz edebiliyor. Ama ciddi bir mahkemelerin, yargının yükünü ciddi şekilde hafifleten çok önemli bir kurum. Bugüne kadar da çok ciddi görevler yaptı. Şu an tabii 5684 sayılı yasa Temmuz ayında çıkmıştı 2007 yılında. O günden bugüne bir takım değişiklikler oldu. Hepimizin bildiği üzere 2020 yılında yapılan değişikliklerle Sigorta Sektörü Hazine ve Maliye Bakanlığı yerine bağımsız olan Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na bağlandı. Dolayısıyla bu tür bütün bağlı kurullarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı kurullarda doğaldır ki bu şekilde yavaş yavaş Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na bağlanıyor. Aslında bu işin özü buradan kaynaklı. Çok fazla sigorta şirketlerinde ve biz aracılarda çok fazla bir değişiklik olmayacaktır. İşlevselliğinde de çok fazla değişiklik olmayacaktır. Ana hatlarıyla zaten bu yönetmeliğin yayınlanmasının asıl nedeni bağlı kuruluşun belirlenmesi. Zaten bir takım kriterleri vardı. Bu da hakemlik ve buna bağlı iş ve işlemler yapacakların. Onlarda da bir takım değişiklikler olmuş. İşte üst mahkemelerde, yargıda görev yapanların belli bir süre sonra buraya otomatikman emeklilikten sonra belli bir göstergeye bağlı çalışanların buraya otomatikman girip hakemlik ve itiraz grubu üyeliği yapabilmesiyle ilgili bazı çerçevede belirlenmiş oldu. Levent Bey, şunu da sormak istiyorum. Burada özellikle denetleme konusunda önceki sistemde eksiklikler mi vardı? O yüzden mi böyle bir değişiklik yapıldı? Hayır. Yasa 5684 sayılı yasaya atfen çıkmıştı. Ve bu yasa gereği de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlıydı. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı yerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2020 yılında çıkan Sigorta Düzenleme Denetleme Kurulu, şu an sektörün üst icra makamı Sigorta Düzenleme Denetleme Kurulu, doğal olarak şu an bütün bu bağlı sektöre iş yapan bu tür kurulların hepsi yavaş yavaş Sigorta Düzenleme Denetleme Kurulu'na bağlanıyor. Bu onun yönetmeliği. Levent Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun görüşlerinizi paylaştığınız için. Top Türkiye Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut'u ağırladık yatırım bülteninin bu bölümünde. Şimdi açıklanan bilançolar çok yoğun dedi. Hızlıca onları değerlendirmeye başlayacağız. QNB Finans Invest kıdemli analisti Can Alagöz bugün bizlerle birlikte yatırım bülteninde. Can, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi çok yoğun bir bilanço haftası var. Ben kabaca ilk etapta bir giriş yapmak gerekirse bilanço dönemini nasıl değerlendiriyorsun? İyi mi geçiyor sence? İyi geçti diyebilir miyiz Türk şirketler için ikinci çeyrek? İkinci çeyrek aslında global olarak da benzer bir trend var burada. Yıllık bazda güçlü bir karlılık momentumunda büyüme olduğunu görüyoruz. Şu anda biz teki şirketlerin yaklaşık %33'ü finansal sonuçlarını açıkladı. Rakamlara baktığımızda kümle olarak tam net kar tarafında %85'e yakın bir büyüme var. Fabrik tarafında ise %100'e yakın bir büyüme olduğunu görüyoruz. Peki bu büyümenin arkasındaki tema nedir diye baktığımızda aslında ağırlıklı olarak bazın düşük olmasından kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Çeyrekli bazda favok büyümesi sadece %17 gibi sınırlı bir yere geliyor. Ama sürprizlere bakarsak da sürprizler de aslında böyle çok heyecan verici değil. Beklentisi olan banka ve sanayi şirketleri bilançolarının toplam kümle karlılıklarında ve beklentilerin üzerinde gerçekleşme oranı sadece %7. Buradaki tema nasıl diye bakarsak da banka bilançolarının iyi olduğunu, beklentilerden daha iyi olduğunu görüyoruz. Diğer bir sektör ise sanayi tarafında otomotiv sektörü. Burada güçlü satış hacimleri, güçlü fiyatlamalarla beraber sektörün diğer sektörlerden ayrıştığını, şimdiye kadar ayrıştığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Beklentilerin üzerinde rakamlar genel olarak. Peki demir çelik sektörüyle başlayalım. Çünkü finans dışı şirketlerden en kuvvetli bilanço açıklaması beklenen Erdemir'de. Onun da bilançosunu aldık. Kardemir de bekleniyor. Demir çelik sektörünü genel itibariyle nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle son dönemde endüstriyel metal fiyatlarındaki düşüşler nasıl etkileyecek sektörü? Ama ilk etapta başlarken Erdemir bilançosunu sorarak başlamak istiyorum bu soruya. Tabii ki. Biz bu çeyrek aslında bilanço döneminde demir çelik sektörünü öne çıkardık. Dün Ereğli'nin gelen rakamları da aslında bunu destekler nitelikteydi.
Burada ton başına FOBÖK'te $260'lardan $340'lara doğru hızlı bir çeyreksel bir artış gördük. Bu sektörün hala yüksek döngüde olmasının ve spreadlerin destekleyici olmasının etkisinden kaynaklanıyor. Bu da yaklaşık bir %320 gibi yıllık bazda bir FOBÖK büyümesini işaret ediyor. Net kar tarafı ise 5 katın üzerinde bir artış göstermiş durumda. Benzer bir trendi bugün Kardemir'de de bekliyoruz aslında. Orada FOBÖK tarafında daha güçlü bir momentumla FOBÖK'ün 6 katı seviyesinin artmasını bekliyoruz yıllık bazda. Geçen sene 100 milyon civarında olan net zarar rakamının ise 850 milyon gibi güçlü bir net kâra dönmesini bekliyoruz. Ve burada bilançonun aslında net nakde geçmesiyle beraber daha destekleyici olabileceğini de tahmin etmekteyiz. Sektöre ilişkin bildiğiniz gibi Haziran ayında aslında biz ilk defa bir kırılma gördük çelik fiyatlarında. Yaklaşık %10'a yakın bir düşüş görmüştük yaz çelik ürünlerinde. Bu biraz endişe oluşturmuştu piyasalarda. Çünkü tüm aslında endüstriyel metallerde olduğu gibi sert yükseliş sonrası bu döngünün sonuna mı geldik beklentileri biraz artıyordu. Ancak o zamandan bu zamana ne oldu diye bakarsak önemli iki tane gelişme oldu. Bir tanesi Çin tarafından. Çin ihracat vergilerini uyguladığı teşviği kaldırdı ve vergilendirmeye gitti ihracatta. Böylece iç üretimini azaltmaya hedeflediğini belirtti. Bu aslında global anlamda pozitif bir gelişme. Çünkü bildiğiniz gibi Çin dünyanın %50 çeliğini üretiyor ve tüketiyor. Ve yüksek stok seviyeleri olduğu zamanlarda dünyadaki fiyatları da baskı altında bırakabiliyor. En azından bu fazla arz hikayesi ortadan kalkmasıyla beraber hem Türkiye'de hem de Avrupa'da bölge çelik fiyatlarının o düşüş trendinin devam etmediğini şu anda şahit oluyoruz. Buna ek olarak artı pozitif bir gelişme şu. Çin'in tabii ki üretimi azaltmasıyla beraber ham madde maliyetlerinde sert bir geri çekilme var. Hazirandan itibaren bakarsak hani demir cevheri fiyatları yaklaşık %20 aşağı geldi. Burada da benzer bir şekilde %10'a yakın aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. Ve dediğim gibi yani satış fiyatları en azından bizim bölgemizde daha stabil seyrediyor. Ve maliyet tarafı aşağı geliyor. Bu da tekrardan spreadin yukarı yönlü dönme ihtimalini aslında destekler bir görüntü oluşturabilir. Bu olmasa bile yüksek order bookları da göz önünde bulundurarak da sektör karlılığının hala yüksek seyretmeye devam edeceğini beklemekteyiz. Bundan dolayı hem Kardemir hem de Erdemir tarafında pozitif görüşlerimizi koruyoruz diyebilirim. Peki Erdemir bilançosunun beklentileri karşılamasının ardından bugün fiyatlamaya nasıl yansımasını beklersin? Erdemir hani hisse performansı olarak da bilanço döneminde çok hareketli seyrediyor. Hani rakamlara baktığımızda net kar rakamı beklentinin bir tık altında. Ama genel sapma büyük ihtimalle efektif vergi oranının yüksek seyretmesinden kaynaklı olabilir gibi görünüyor. Ya bu soruyu kestirmek zor. Çünkü bir hafta önce ve bir hafta sonrasında bilanço döneminde oldukça volatilite artıyor Ereğli'de. Yine benzer bir hareket görebiliriz. Hani öncesinde güçlü bir hareket gördük. Belki realizasyonlar olur. Belki yukarı yönlü momentum devam eder. Ama net nette bu volatilite bittikten sonra biz hala değerleme olaraktan çarpanlarına baktığımızda %20'ye yakın bir iskonto hesaplıyoruz. Ve dediğim gibi riskler biraz daha yukarı yönlü dönüyor şimdi ham madde maliyetlerinin aşağı gelmesiyle. Ondan dolayı pozitif momentumun tekrardan güç bulmasını bekleriz. Peki Kozal'ın da bilançosunu aldık. Buradan nasıl bir bilanço fiyatlaması öngörüyorsun? Nasıl bir bilanço gördük ikinci çeyrekte? Kozal aslında dün açıklanan bilançolar arasında en pozitif sürprizi yapan bilanço olduğunu söyleyebilirim. FOBÖK tarafında yaklaşık beklentilerin %25 üzerinde gerçekleşti. Net kâra yansıması da beklentilerin %10 üzerindeydi. Burada üretim tarafında sağlanan bir pozitif gelişme var. Hani burada operasyon anlamda olumlu bir şekilde destekledi. Bundan dolayı beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Ama tabii ki Kozal konuştuğumuz zaman hani altın fiyatlarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şu anda şirketin zaten hani maliyet tarafında bir artış trendi olup olmayacağını yakından takip ediyoruz çıkarma maliyetleri anlamında. Ama son altındaki de bu geri çekilmeyle beraber hissede belki bugünkü güçlü bilanço sonrası yukarı yönlü hareket sınırlı kalabilir. Altın fiyatları belirleyici olmaya devam edebilir. Arçelik bilançosunda aynı zamanda piyasa beklentilerini ortalamada karşıladığını görüyorum Can. Senin de beklentilerini karşıladılar mı? Arçelik evet bizim de beklentilerimize paralel geldi rakamlar. Burada herhangi bir sürpriz görmüyoruz. Genel anlamda dediğim gibi yani dün açıklanan bilançolarda ağırlıklı olaraktan beklentiler dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Sadece burada pozitif sapma Kozal tarafında görmüştük. Onun dışında devam beklentiler dahilinde olarak yorumlanabilir. Bir de yine açıklanan bilançolardan son olarak Türk Traktör'ü sormak istiyorum. Türk Traktör de beklentiler dahilinde, beklentilerin bir miktar üzerinde. FOBÖK tarafında %10'luk bir sapma var. Net kârı da yaklaşık %5'e yakın bir
beklentimizin üzerinde gerçekleştiğini gördük. Burada da hani hacimler zaten güçlü seyrediyordu. Hani geçtiğimiz dönemde de hep ön plana çıkardığımız bir hisse senediydi. Burada henüz bir bozulma trendi de görmediğimizi söyleyebilirim. Ama rakamları genel yorumlamak gerekirse beklentiler dahilinde olduğunu söyleyebiliriz yine. Şimdi açıklanacak çok önemli de bilançolar var aynı zamanda. Biraz da bu haftanın geri kalanını da konuşmak istiyorum. Özellikle Tüpraş mesela beklenen önemli bilançolardan, senin de araştırma kapsamında yer alan şirketlerden bir tanesi. Ne düşünüyorsun? Nasıl bir bilanço gelecek sence? Bu çeyrek bölge rafineleri için aslında geçen çeyreğe göre daha iyi bir çeyrekti. Tüm Akdeniz yanağından bahsediyorum. Buradaki 3 tane temel unsur var. Bir tanesi ürün karlılıkları. Ürün karlılıkları böyle ortalama baktığınız zaman yaklaşık %20 daha yukarıdaydı. 40 sente yakın bir çeyreksel bazda bir artış gördük. Diğer pozitif bir gelişme Brent ile bizim bölgedeki petrol fiyatları arasındaki spreadler rafinerilerin lehine seviyelere geldi. Yaklaşık $1 burada bir artış vardı ve maliyet anlamında ciddi bir avantaj sağladı. Ama en önemli gelişme tabii ki petrol fiyatlarındaki yükselişti. Çeyrek boyunca yukarı yönlü bir momentum gördük ve ortalamada %15'e yakın bir artış gördük. Çarşamba günü rakamlar gelecek Tüpraş'ta. Burada bizim beklentimiz aslında yıllık bazda yaklaşık %280'e yakın bir fabrik büyümesi yakalanması yönünde. Geçen sene net zarar olan rakamında bu çeyrek 1 milyar TL'nin üzerinde bir net kâra dönmesini bekliyoruz. Burada hani dediğim gibi ağırlıklı olarak da aslında stok etkisi var. Stok karlılıklarının ön planda olduğu bir çeyrek olacaktır. Ama net kâra olumlu yansıması tabii ki hani olumlu bir gelişme olaraktan değerlendirilebilir. Bundan sonrası için de bakarsak aslında hani şu ana kadar en azından 3. çeyreğe ilişkin de görünüm 2'ye göre daha iyi seviyeleri işaret ediyor. Fakat burada petrol tabii ki kritik bir önem taşıyor. Şu anda aşağı yönlü bir trend eğilimi görüyoruz. Hani bu hareketin devamlılığı, burada oluşacak stok karlılıkları ve zararlıkları önümüzdeki çeyreklerde etkili olabilir. Peki Can, özellikle son dönemde Delta varyantını konuşuyoruz tüm dünyada. Havacılık sektörü bütün dünyada neredeyse birlikte hareket eden bir sektör. Özellikle Delta varyantı endişesinin havacılık sektörüne nasıl yansımasını beklersin? Bir de bilançosu gelmeyen havacılık şirketleri de var. Oralarda araştırma kapsamında olup da bilanço beklentilerini paylaşmak istediğin şirketler var mı? Tabii. Yani Delta tema olaraktan piyasalarda gerçekten ön planda. Belirli sektörleri, havacılık sektörü, turizm sektörünü bazen baskı altında bırakabiliyor. Ama biz burada aslında 3 tane temel unsuru yakından takip ediyorduk. 1. Uçuş rakamları global anlamda. 2. Otellerdeki doluluk oranları ne durumda? Hani turizm sezonu nasıl olumsuz etkileyim? 3. de akaryakıt talebi. Başlayacak olursak uçuşlarda aslında pozitif momentum ilk Amerika'da başlamıştı. Haziran ayıyla beraber yurt içi uçuşlarda 2019 rakamları yakalanmaya başlamıştı. Burada henüz bir bozulma eğilimi yok. Avrupa biraz geriden geliyordu. Pazar Haziran'da 2019 bölge içi uçuşlarda %30'a yakın aşağılardayken Ağustos'un ilk haftasıyla beraber 2019 rakamlarını yakalamaya başladı. Yaklaşık %1'de yukarısında şu anda trafik. Uluslararası tarafta da biraz iyileşmeler var. %60 daralmalardan %45 daralmalara geldik. Yani net nete baktığımızda aslında uçuşlarda herhangi bir bozulma eğilimi şimdilik görünmüyor. Otellerin oda başı gelirlerine baktığımızda da yine Haziran'ın başında Avrupa'da %20 aşağılardayken 2019'un Ağustos'la beraber yine aynı seviyelere geldik. Şirket yönetimleri yapılan açıklamalarda aslında rezervasyonların iptal olmadığı, aksine artarak devam ettiği, haftalar boyunca artarak devam ettiğini işaret ediyor. Ve güçlü bir dönem geçirdiğimizi hani görüyoruz. Akaryakıt tarafında şu son Çin'deki kapanmaları geride bırakırsak aslında biz hani Temmuz'un sonuna doğru 2019 seviyelerinin global anlamda sadece %3-5 aşağısındaydık talep tarafında. Güçlü anlamda bir toparlanma eğilimi, artık iyileşme eğilimi görünmüştü. Şimdi Çin'de biliyorsunuz tekrardan kapanmalar başladı. Yaklaşık hani gayri safi yurt içi hasılanın %40'ına tekabül eden bir bölgede bir kapanmadan bahsediliyor. İlk atılan adımlarda biraz uçuş sınırlamaları ve karayolu ulaşımındaki sınırlamalarda ve ikisinde de 1/3'e yakın düşüşler olduğu görülüyor. Tabii bu trend hani devam eder mi etmez mi, yani bu oldukça önemli ama şimdiye kadar gelen verilerde şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Delta'nın teması vardı ama ekonomik etkisi oldukça sınırlıydı. İlk defa geçen hafta Amerika tarafında kredi kartı harcamalarında bir trend görülmüş. Burada turizm harcamalarına ilişkin
bir düşüş eğilimi, yaklaşık peak seviyesinden %20, normalizeden de %10'a yakın bir düşüş görülmüş. Ama bunun hani kalıcı bir trend olup olmayacağını şu an için kestiremiyoruz. Bu evet. Biraz ofislere dönüşün etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ama net net de şu andaki temada biz Delta'nın hani etkilerinin mevcut olduğu gibi sınırlı kalabileceğini, kapanmaların belki 4. çeyrekte gündeme gelebileceğini ama o zamana kadar da aşı çalışmalarının ön plana çıkmasıyla beraber belki bölgesel kapanmalar zaman zaman olabilir ama global anlamda tekrardan böyle bir kriz yaşayacağımızı beklemiyoruz. Öne çıkardığımız hisse de Türk Hava Yolları. Burada Delta ile beraber hisse biraz baskı altında kaldı fakat onun da finansallarını bugün bekliyoruz. Burada yaklaşık Fabök tarafında %250'ye yakın bir artış bekliyoruz ve net kâra dönmesini bekliyoruz alt tarafında. Şirket ikinci çeyrekte çeyreksel bazda hani trans düşüşlerinin desteğiyle beraber %25'e yakın bir yolcu büyümesi yakalamayı başarmıştı. Bunun yanında kargo operasyonları desteklemeye devam ediyor. Ve belirttiğimiz gibi olası bir Delta kötü senaryosunda tabii ki umarım olmaz. Şirketin kargo operasyonlarının desteğiyle bile beraber nakit akımları güçlü kalmaya devam edecektir diye düşünüyoruz. Can, çok teşekkür ederim katıldığın için. QNB Finans İmes kıdemli analisti Can Alagöz'ü ağırladık yatırım bülteninin bu bölümünde. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım bülteninin son bölümüyle karşınızdayız. İnfo Yatırım Araştırma Uzmanı Yunus Şahin bizlerle birlikte bu bölümde. Yunus, hoş geldin yayınımıza. Çok kısaca açılış beklentilerini, diğer yandan açıklanan birçok bilançoya dair senin öne çıkardıklarını öğrenmek istiyoruz. Evet Gizem, günaydın öncelikle. Açılış tarafında aslında yatay bir beklentimiz var. Çünkü piyasalar sakin. Hani Asya tarafına da baksak o tarafta da endekslerin yatay olduğunu görüyoruz. Avrupa ve Amerikan borsalarında da hafif kırmızılıklar görsek de yatay diyebileceğimiz bir görüntü var aslında. Yarınki enflasyon verisi öncesinde birazcık onun sessizliğinin olduğunu açıkçası piyasalar tarafında görüyoruz. Cuma günkü istihdam rakamları dün piyasanın ana hikayesiydi. Bugün birazcık daha yarınki enflasyon öncesinde daha sakin bir seyir olacaktır. Yükselişlerinde birazcık sınırlı kalabileceğini açıkçası, eğer yükselişler olursa tabii ki, düşünüyoruz bu veri gelmeden önce. Bilançolar tarafı önemli dediğin gibi. Çünkü dün birçok şirketin, özellikle endeks etkisi yüksek birçok şirketin finansallarını takip ettik. Arçelik'le başlayacak olursak orada piyasa beklentisinden çok uzakta rakamlar gelmedi. 560 milyon kadardı zaten piyasa beklentisi. 530 milyonluk bir net dönem kârı geldi Arçelik tarafından. Beklentilerden çok da fazla negatif değil. Dolayısıyla burada aşırı sert bir negatif tepkinin gelmesini beklemiyoruz. Zaten hali hazırda geri alım programının da devam ettiğini düşünürsek bu da destekleyici olacaktır. Beklentiler tarafında bir miktar revizyon var ki orası bence pozitif de olacak piyasa tarafında. Çünkü ciro beklentisi %30 artış yönündeydi. Burayı %50 olarak revize etmiş Arçelik yönetimi. Diğer tarafta Favök marjını da aşağı çekmişler. %12'lik yıllık ortalama Favök marjı beklentisinde %11'e çekmişler. Zaten sunumlarında da var. Artan ham madde fiyatlarının marjlar üzerindeki negatif baskısından bahsetmişler. Bu da aşağı yönlü revizyonun ana sebebi aslında. Oradaki marjlara baskı yapan konuya dönecek olursak Ereğli Demirçelik'i biraz konuşmamız lazım. Çünkü beyaz eşyada marjları demirçelik fiyatlarının yükselişi negatif etkiliyor. Ereğli Demirçelik de beklentilerin bir miktar altında bir tablo getirdi. 3.3 milyar civarındaydı piyasa beklentileri. 3 milyar 150 milyon TL civarında bir net dönem kârı geldi. Tabii inanılmaz bir performans var. İlk 6 aylık kâr geçen yıla göre 5.8 kat kadar artmış durumda. Ama zaten böyle olması bekleniyordu. 3. çeyrekte de yine güçlü bir performans bekleniyor demirçelikçilerden. Zaten önden vadeli satış yaptıkları için marjları da çok önceden, aylar öncesinden belli olduğu için bu tablo çok sürpriz olmamıştı. Geçtiğimiz dönemde de zaten endeksi taşıyan ana hisselerden bir tanesiydi Ereğli. Belki burada bir miktar kar satışı görme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyoruz açıklanan finansal tablo sonrasında. Koza altından finansalları gördük. Onlar da piyasa beklentisinin hafif üzerinde bir kar açıkladılar. 690 milyon kadar.
Orada da beklenenden daha fazla üretim yapıldığını görüyoruz. Yine brüt marjda tarihi rekor seviyeleri %76'lara kadar yükselmiş durumda. Onun da etkisinin olduğunu söylemek lazım. Evet. Türk Telekom finansallarını açıkladı. Onlar da beklentilerin üzerinde rakamlar getirdi. Yine pozitif tepki bekleyebileceğimiz şirketlerden. Son olarak Vestel'e değinmek istiyorum. Vestel Beyaz da zaten çok güçlü sonuç göndermişti. Vestel'in de açıkladığı sonuçlar piyasa beklentisinin oldukça üzerinde 693 milyonluk karla. Oradan da yine pozitif bir tepki beklediğimizi söyleyeyim ve tekrar sözü sana aktarayım. Yunus, çok teşekkür ederim aktardıkların için. İnfo Yatırım Araştırma Uzmanı Yunus Şahin'i dinledik ve böylece yatırım bültenine noktalıyoruz. Kısa bir aramız var. Aranın ardından Zeynep Erataman'la birlikte piyasa masasına karşınızdayız.